ki burası inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyuk. Geri gelse de bir görse babam. Kırdın çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. Döndüm buraya. Hani bir ailem, bir evim olacaktı. Kızım biz varız ya. Biz senin ailen değil miyiz? Bırak biz hallederiz. İstemem. Ben kimsesiz bir insanım. Her işimi kendim halletmeliyim. Bir rüya gördüm. Annem vardı zannettim. Ama yokmuş. Ya yokmuş işte. Meral ne oldu? Ya annen çok mutluydu seni bulduğunda. Niye buraya geri gönderdi? Annelik yapmak zor geliyormuş. Yapamıyormuş. Nasıl zor geliyormuş ya? Şimdi mi aklına gelmiş? E çıkmasaymış karşına o zaman. Allah Allah ya. Annem arıyordur. Kesin. Ben çok özlemişim. Geri dön. Güney seni istiyordur. Güney şu an konuşamam. Kapat. Ya bir dakika bir dakika. Songül kapatma. Bir şey diyeceğim bak benim sana bir şey söylemem lazım. Kapının önündeyim. Gelsene iki dakika. Ya Güney ben dışarı falan çıkamam. Meral şu an iyi değil. Onu bırakamam. Biliyorum zaten. Gördüm. Ağlıyordu burada. Ya bir şey diyeceğim. O kız artık annesinin yanında yaşamıyor muydu? Ne oldu ki? Ya sana konuşamam diyorum. Halden anla biraz ya. Meral. Ben gidip Seher ablayla konuşayım mı? Belki her şey düzelir. Geri gidersin. Ya nereye gidiyorsun Songül? Kadın istemiyor işte. Yani insanın bir gururu var öyle değil mi? Niye gitsin? Ya Kader sen niye gittin o zaman? Anne seni itip kalktı, ayaklarına kapandın annem gitme gitme diye. Sen niye yaptın bunu? Ben de kapandım. Anneciğim lütfen beni bırakma dedim. İstediğin her şeyi yaparım dedim. Ama gene de. Ya var ya, ben bunların hepsinden nefret ediyorum. Niye doğuruyorlar o zaman bizi, niye? Bir sürü insan çocuk çocuk diye ölürken madem bizi buraya savurup atacaklar, niye doğuruyorlar o zaman, niye? Gel Hediye abla. Hayırdır keyifsiz görünüyorsun? Bir şey mi oldu? Meral yurda geri döndü Feride Hanım. Anlamadım. Ne demek geri döndü? Ne demek geri döndü? Hediye abla ne diyorsun? Neden? Seher artık sana bakamayacağım demiş. Canım benim ya. Elinde bavulu ağlaya ağlaya geri geldi. Ne diyorsun Hediye abla? Seher mi demiş bunu? E hani çok mutluydu kızını alırken? Ben de öyle sessiz,
efendi, iyi biri sanmıştım. Ama yok, bu da gaddar çıktı. Herhangisi. Nasıl olsun Feride Hanım, içli içli ağlıyor işte. Evlat sahibi olmak senin neyine? Neyine? Bir çocuğa sahip çıkamadın. Çıkamazsın zaten. Sen tek bu işi yapabilirsin. Başka bildiğin hiçbir şey yok. Anca şarkı söyle işte. İnsanları eyle o kadar. Çok özür dilerim. Anneciğim çok özür dilerim. Çok özür dilerim bir tanem. Affet beni ne olur affet. Senin iyiliğin için. Senin iyiliğin için beni. Ah bir tanem. Hediye ablanın söyledikleri doğru mu? Anne geri gelmeni mi istedi? Evet. Bence bir yanlış anlaşılma var burada Meral. Ben gidip konuşacağım annenle, tamam mı canım? Merak etme sen. İstemiyorum. Tamam ağladım ama geçti. Nasıl geçti? Ne demek geçti ya? Siz acı çekmiyor gibi yapınca acılarınız geçip gitmiyor Meral. Sizi kimsenin daha fazla perişan etmesine izin vermem. Vermeyeceğim. Ya peki ne yapayım Feride Hanım? Annem istemiyor beni. Allah kahretsin istemiyor işte. Biz alıştık zaten sevilmemeye. Bu ilk kez başıma gelmiyor. Toparlarım kendimi, tamam mı? Toparlarım. Bak bir de geri yerleşiyor sormadan etmeden. Han kapısı mı kızım burası? Neriman Hanım. Annesi geri yollamış Meral'i. Olacağı buydu zaten. Bir de o kadar tantana yaptı. Yok el öptürmeler, hoşça kal dedirtmeler filan. Bu da size ders olsun. Ananız babanız sizi geri alacak olsaydı zaten getirip buraya bırakmazdı. Kabul edin canım artık öksüz yetim olduğunuzu. Bu kadar mı zor? Evet bu kadar zor Neriman Hanım. Bu kadar zor. Bağırmadan konuş, bağırmadan kime diyorum? Biliyordum geleceğini. Vallahi biliyordum. Bir şey diyeceğim. Soğuktan dondum. Hadi gel sıcak bir yere gidip oturalım. Ya Güneş sen beni mi bekledin? Ben sana git demiştim. Gidemem ki Songül. Ya bir şey diyeceğim. Biz barıştık mı? Ya da barışmadıysak barışalım mı? Çünkü ya benim bunu öğrenmem lazım. Öğrenmeden gidemem. Barıştık. Rüstem geliyor. Ya bir şey diyeyim mi?
Yemin ediyorum babamdan korkmuyorum şu adamdan korktuğum kadar ha. Bak ne diyeceğim. Hadi gel ben şu adamı kızdırayım sonra el ele kaçalım. Ya Güney hadi git. Benim işim var sevgili. Ben seni sonra ararım hadi. Gitmiyorum Songül. Özledim diyorum kızım anlamıyor musun ya? Allah Allah. Tamam hadi yürü nereye gidiyorsan ben de geliyorum. Yürü abi hadi yürü. Yürü be. Nereye gidiyorsun? İşim var. Bu ne kız? Çok tuzlu bu peynir. Suya koyduydum ama. Nereden aldın bunu? Bakkaldan Kemal. Nereden alacağım? Dur şu dolaba da bir bakayım şöyle. Yokmuş. Artık bakkaldan alma. Bundan sonra organik pazardan alışveriş yapacağım. Artık iyi bakacağım kendime. Çattır çattır yiyeceğim o paraları. Çattır çattır. Hangi paraları acaba Kemal? Param var da bana mı söylemiyorsun? Şu an yok. Ama ne malum olmayacağı canım. Bir bakmışsın bu fakir bir anda zengin olmuş. İşte o zaman seni havyarla besleyeceğim karıcığım. Havyarla. O ne ki Kemal? Filmlerde hep duyuyorum. Little fish. Hayırdır inşallah sabah sabah. Nerede o şerefsiz kocan? Hopa! Yavaş, yerler yaş. Önce bir ağzını topla da öyle konuşalım aslanım. Lan arabamı ne hale getirdin? Bir de bana yer mi çekiyorsun? Kardeş, bir dur. Bir kazadır oldu. İnsan cana geleceğine mala gelsin der. Asıl mal senin kocan. Canım arabayı haşet etmiş. Ulan Kemal, sana güvendik, araba verdik. Hop 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 hop! Bir dur Allah Allah! Neyse parası ödeyeceğiz masrafını. Sen şöyle bir geç Mesude. Her şeye zıplama, erkek işine karışma sen. Elin kolun bir rahat dursun da medenice konuşalım İlmi. Hangi tamirhaneye çektirdin sen arabayı? Gönder faturasını hemen ödeyeyim. Bu adam borcuna sadık bir adam icabında. Lütfen yani. Canını seviyorsan ödeyeceksin tabii Kemal Efendi. Bu kadarını diyeyim sana. Bittik. Mahvolduk. Bir de tehdit ediyor adam. Sen niye söz verdin ki? Para yok zaten. Biriktirir öyle öderdik. Telaş etme kız. Korkma. Ödenecek o para. Bundan sonra kimse fakir diye ezemeyecek bu adamı. Geç içeri geç titrek. Sapsar oldun. Bak nasıl da çözdük hocam. Burası mı? Aynen geldik. Ne biçim yer lan burası? Zilmil yok mu burada? Ya bir şey diyeceğim. Benim hala aklım almıyor ya. Ya bu kadın Meral'in öz annesi değil mi? Nasıl Meral'i kapının önüne koyar abi? Ya bir insan çocuğunu bırakır mı lan? Yok bırakmaz. Biz de zaten keyfimizde kalıyoruz yetimhanede. Böyle konforlu yer, arkadaşlık ortamı falan. Gerçekten biz seninle ayrı dünyaların insanıyız sevgili. Biliyoruz kızım. Biz de senin dünyanı anlamaya çalışıyoruz işte. Meral. Kızım. Seher abla. Sen ne yaptın ya o kıza? Sen benim arkadaşıma ne yaptın ya? Mahvettin kızı kadın. Ya ben bile sana inanmıştım be. Allah beni kahretsin ki ben senin için ağladım. Sen nasıl bir kadınsın ya? Sen neden böyle bir şey yaptın ya? Sana yazıklar olsun kadın. Bağırma. Perişanım zaten ölüyorum ben de ölüyorum. Ulan ölme. Ölme geber. Sen benim arkadaşımı mahvettin ya. Sen de öl geber. Ya abla.
Sen niye böyle bir şey yaptın ya? Ben sana inanmıştım. Ya sen benim arkadaşımı mahvettin ya. Meral senden ne istiyordu Allah aşkına? Ha? Ne istiyordu? Kız hiçbir şey istemiyordu sana yemin ederim. Sadece dizinin dibinde duracaktı. İki kızım diyecektin, yavrum diyecektin. Önüne bir tas yemek koyacaktın ya. Neden böyle bir şey yapmadın abla? Ha? Niye ona analık yapmadın? Ya neden ya neden? Annelik yapmak bu kadar zor mu? Ha? Sus artık lütfen sus konuşma. Ulan susmuyorum be! Susmuyorum! Ya susmuyorum! Songül! Susmuyorum! Susmuyorum! Ulan susmuyorum be! Susmuyorum! Songül! Songül! Hadi gel gidelim bırak şu vicdansız kadını. Ya bırak ya! Ulan bizi siz mahvettiniz be! Siz mahvettiniz! Ya! Ya biz hayvan mıyız be? Biz hayvan mıyız? İstediğin zaman al, istediğin zaman kapının önüne bırak. Ulan yeter be! Yeter! Yeter ya! Çekil. Songül! 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 Ulan hepinizin Allah belasını versin be! Songül tamam. Gel. Gel buraya. Tamam. Hadi gel. Gel gidelim. Bizi bunlar mahvetti Güney. Bizi bunlar mahvetti. Ağlama lütfen. Sen ağlama lütfen. Defne, sen mi geldin? Neredesin kızım? Niye telefonlarına cevap vermiyorsun? Ha yeni yeni huylar mı çıkardın benim başıma? Dövme yaptırmaya gittim anneciğim. Koluma benim annem bir katil yazdırdım. Defne sen delirdin mi? Yarın onu sildir, hemen sildir. Ya biri görürse mahvolurum ben. Ne oldu anneciğim? Korktun mu? Onu Gökhan'ı öldürmeden önce düşünecektin. Şşş, yavaş. İşte böyle korkarsın. Defne. Kızım sen ne istiyorsun benden? Ha? Benim artık dayanacak gücüm kalmadı ki. Ya ben senin annenim. Sen benim annem falan değilsin. Sevmiyorum artık seni. Sırf sana bir şey olursa sokakta kalırız diye susuyorum anladın mı? Anne niye ağlıyorsun? Defne sen mi bir şey yaptın yoksa? Evet ben ağlattım. Ne olduğunu anlatayım mı anne? Ne dersin? Yok bir şey oğlum yok. Geçti. Ya Defne dövme yaptırmış daha ona biraz sinirim bozuldu. Defne lütfen onu sildir. Bakayım ne yaptırdın? Bak, koluma ne yazdırdım. I will always love you. Seni daima seveceğim. Onun kim olduğunu annem çok iyi biliyor. Gökhan için mi yaptırdı onu? Galiba.
O gece olanları biliyorum. Sokağa arabayla girdiğini, motora çarptığını. Bir de kaçıp gitmişsin. Ama ben yakaladım. 100.000 lirayı hazırla, yoksa CD'yi polise götürürüm. Anne, kim o? Kimden gelmiş mesaj? Parayı götürme de göreyim ben seni Nazan Hanım. Koçum. Buyurun efendim, ne arzu etmişsiniz? Müessesenizde havyarlı sandviç var mı? Havyarlı sandviç mi? Ha, neyse, onu zengin muhitlerinde şey ederiz artık. Sen bana bir çift kat da getir Ayvalık. Yalnız böyle içine sucuk, salam ne varsa doldur tıkalama. Farkı neyse öderiz. Peki efendim. Kız günlerce o kadar heyecan yaptı ki Güney. Mutluluktan uçuyordu ya. Bu kadın niye böyle yaptı şimdi? Allah aşkına bizi niye hiç kimse sevmiyor ya? Kızım deli misin sen ya? Ben seni çok seviyorum Songül. Ulan o kadar çok seviyorum ki bak... yemin ederim var ya, at kendini şu denize de... bir dakika düşünmem atarım ha. Atla. Harbi mi? Atarım bak. Sen bilirsin. Atıyorum bak. Güney dur. Atıyorum. Güney dur, saçmalama. Ya dur oğlum. Dur ya. Manyak mısın? Şaka yaptım. Bu soğukta atlanır mı? Al giy montunu. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Ama at dersen atarım bak ha. Ya sen beni gerçekten bu kadar seviyor musun? Seviyorum tabii kızım. Niye inanmıyorsun ya? Aşığım diyorum. Aşık, aşık. Hem de manyaklar gibi. Ablacığım merhaba. İyi günler olsun. Şu gördüğün kız var ya. Ben bu kızı deli gibi seviyorum biliyor musun? Çok güzel evladım. İyi günler. Ya Güney. Ne? Ne Güney? Amcacığım merhabalar. Merhaba. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Şu gördüğün kız var ya, şu tatlı olan. Ben var ya bu kızı deli gibi seviyorum. Aferin, aferin. Manyaklar gibi aşığım ona. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Gençler! Millet! Şu gördüğünüz kız var ya... ben onu deli gibi seviyorum. Adamsın! Seviyorum seni kızım. Herkes duysun. İnandım ulan. İnandım. Bir şey diyeceğim. Sen utandın mı? Utanmadım. Ya boş ver Güney bu aşk meşk meselelerini. Biz Meral'i ne yapacağız ya?
Ya şey yapalım mı? Gidelim Meral'in hoşuna gidecek hediyeler alalım ona. Sevinir, mutlu olur ha. Saçmalama ya. Vallahi hiç gurur yapma Songül. Meral benim de arkadaşım. Ayrıca onu öyle görünce ben de üzüldüm. Allah Allah. Alacağız, yürü. Mutlu olur mu dersin? Olur canım, niye olmasın? Meral'den bahsediyoruz yani. Hediyeyi sever o. Well, I've been all down. Held up for ransom and I know now what you mean. Guess I've been strung out. My past addiction's taken hold now. Anne ne yapıyorsun ya? Rahat bırak beni. Kes sesini de dinle. Biri kamera görüntülerini izlemiş. Nasıl izlemiş? Gökhan'a çarptığını mı? Kızım yavaş konuşsana, kardeşin duyacak. Mesaj yazmış. 100.000 lira para istiyor. Kesin o Eylül'ün işi bu. Tabii bize CD'yi kaybettim diye yalan söyledi. Biz de aptal gibi ona inandık. Bana ne anne ya? Umurumda bile değil. Ya beni bu işe daha fazla karıştırma. Ya zaten yeterince vicdan azabı çekiyorum. Bağırıp durma. Zaten sinirlerim tepemde. O Eylül'ün bana şantaj yapmasına asla izin vermeyeceğim. Songül. Neredeydin? Seher ablayla konuşmaya gittim. Ya tahmin ettim, ne yaptı? Ne dedi? Bir açıklama yaptı mı? He yaptı. Mecbur kalmış, çok üzgünmüş de bilmem ne. Bir sürü yalan dolan işte. Ya ben hala inanamıyorum. Çok iyi bir kadına benziyordu. Değilmiş işte Kader. Ya siz de artık bu kadınların adını ağzınıza almayın. Anne mevzusu tamamen kapansın, tamam mı? Hadi. E bunlar ne? Ya bunları Güney aldı. Meral'in keyfi yerine gelsin diye. Ya çok iyi bir çocuk. Ne kadar ince. Hadi gel verelim Meral'e. Eylül nerede? Nerede Allah'ın cezası Eylül? Demin yemekhanedeydi. Hanımefendi siz niye aradınız Eylül'ü? Öldüreceğim. Öldüreceğim o sinsi şeyi. Düzgün konuş, o ne biçim laf? Çekil, çekil önümden be. Ya. Çekil. Aa. Hadi açsana. Ne ki bunlar? Güney'den sana hediye bebişim. Biz açalım o zaman. Bak bu sana çok yakışır. Bak. Güzelmiş. Nihal, senin palton eski mi? Yok, yeni aldı anne. Eski tabii kızım. Al bu senin olsun. Aa, gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Bunları da al. Dağıtırsın. Teşekkür ederiz. Meral, beğenmedin mi hediyeleri? Yok, çok güzeller. Güney benim adıma teşekkür et Songül. Thank you.
Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ha? Bana şantaj mı yapıyorsun? Ben bunların hepsini sana çok fena ödetirim. Ya ne yapıyorsun ya? Bırak kızı teyzeciğim. Çekil. Siz karışmayın buna. Ne gördüm bilmiyorum ama onların hiçbiri doğru değil. Ne oluyor? Ben bir şey görmedim. Sus, yalancı pislik. Ya bırak. Ya yeter be, yeter. Ya bırak. Nazan Hanım, ne istiyorsunuz bizden ya? Bırak. Ya bir düşün yakamızdan be. Defolun buradan. Bırakın beni lan. Hadi Nazan Hanım, hadi gidin artık. Hadi ya ben. Bırakın hadi, beni. Hadi, hadi gidin artık ya. Hadi teyze, hadi. Bas git, bizim başımızı belaya sokma be. Hadi. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Bu kadına eliyle saldırdı. Ya manyak manyak suçlamalarda bulunuyor. Eşkıya mısınız siz hanımefendi? Benim çalışanımı da itip kapmışsınız. Dağ başı değil burası. Devletimin en nadide bir kurumu. Derhal çıkın buradan lütfen. Derhal. Ya asıl eşkıya sizin bu kızlar. Benim saçımı mı bozdu hediye? Ha? Bana ha. Bak. Sen daha Neriman'ı tanımamışsın. Anlayayım seni ayağımın altına. Aa. Yürü git. Lan ne yapıyorsun? Defol. Hadi. Defol. Defol. Saçını çekti. Altıya dokuz Neriman Hanım. Yükselmiş. Hediye. Çantamın içinde dil altı var. Versin onu misiniz Neriman Hanım? Ha? Ahlaksız, terbiyesiz. Dingo'nun harım burası. Hediye, ben o kadının saçını başını iyice yoldum değil mi böyle? Yoldunuz Neriman Hanım. Hiç bakma öyle Feride. Sen olsan sen de aynısını yapardın. Hediye. O kadın bir daha gelirse önce benim haberim olacak. Bak hırsımı alamadım böyle yerlerde sürükleyeceğim onu. Sakin olun ne olur. Ne istiyormuş ki Nazan Hanım? Kim bilir. Önce hediyeyi itmiş kalkmış. Sonra da Eylül'ün üstüne sıçramış. Yani bunlar yoksul kimsesiz diye bu kadar üstlerine gidilmez ki canım bu çocukların. Gülüyorsun şimdi. Aynı hisleri paylaşmak hoşuma gitti. Yok. O kadar benzetme bana kendini. Yani ben yeri gelince o çocukların tepesine binmesinde bilirim yani bilirsin beni. Binersiniz bilirim. Heh, binerim. Ay, yeter artık Hediye yeter tamam. İyiyim merak etme. Aa. Ay. Saçım başım da dağıldı. Feride sen çıkmıyor musun daha? Çıkacağım. Tamam ben biraz toparlayayım kendimi. Beraber çıkalım. Olur Neriman Hanım. Şimdi ilacı aldım ya. Şimdi toparlarım ben. Biraz geçsin. Şimdi toparlarım. Alo? Eylül. Şunu doğru düzgün anlatsana bana bir. Ya biz de bilmiyoruz ki Serkan. O gördüklerin doğru değil falan dedi. Delirmiş gibiydi, bağırdı, çağırdı falan. Ne yapıyor bu kadın ya? Of anne. Eylül.
Annem adına özür dilerim senden. Gerçekten ne yaptığını bilmiyor ve morali çok bozuk. Biliyorsun kaza yaptı. Ya o günden beri böyle... Hayır bilmiyorum, ne oldu? Ya Gökhan'ın kaza yaptığı gün işte annem de gitmiş duvara toslamış arabayı. Anladım canım. Tamam. Yok yok, iyiyim şimdi. Tamam ben de. Ne olmuş Eylül, ne dedi? Serkan'ın annesi Gökhan'la aynı gün kaza yapmış. Ondan mı sana bağırıp çağırmış? Aynı gün müymüş? Ne tesadüf. Ne demek istiyorsun Kader? Yani Gökhan'ın ölümüyle o cadının bir alakası olabilir mi ya? Yo, niye olsun ki? Ben öylesine dedim. Cemre, nereye? Hava almaya çıkacağım. Meral'e de bakarım. Tamam. Gökhan. Bak sen o gün defnelere gittin. Sonra ne oldu? Gökhan, ne olur bir şey söyle. Sonra ne oldu? Ne oldu söyle. Defne CD'yi o yüzden mi sakladı benden ha? Ha Gökhan? Ne olur bir şey söyle Gökhan. Gökhan, ne olur bana bir şey söyle. Gökhan. Gökhan neredesin? Gökhan! Eylül olsa belli ederdi. Anlardım. Değil galiba. Ya emin de olamıyorum ki. Kızım, bir şey söylesene. Biri bizi tehdit ediyor diyorum sana. Bizi değil anne, seni. Gökhan'ı sen öldürdün. Allah seni kahretmesin. Kazaydı diyorum sana. Kazaydı. İstemeden oldu. Oh. Ya ne biçim insanlarsınız ya siz ha? Ne istiyorsunuz bu kızlardan? Derdiniz ne? Beni annemle bir tutma, tamam mı? Ben onun kadar kötü olamam. Peki sen ne istiyorsun anne ha? Ya yine yurda gitmişsin. Ne istiyorsun sen bu Eylül'den? Ya bu Eylül sana niye şantaj yapsın anne, niye? Delirdin iyice sen ya. Bak iyi değilsen doktora falan götürelim seni. Böyle olmaz, yeter artık. Bir yanlış anlaşılma oldu oğlum. Benim sizden başka kimsem yok ki. Ben ne yaptıysam sizin için yaptım. Bereketli adamsın Vesselam Kemal. Çak. Dur şunu bir daha izleyeyim. Kemal abi, çıkar mısın? Biraz da ben oynayacağım. Sen git bebeklerinle oyna kız. Ne o öyle oğlan çocuğu gibi? Ben bilgisayarda film izleyeceğim. Yürü hadi yürü. Yürü yürü. Anne şu Kemal abiye bir şey söyle. Ne oldu, niye ki? Film izleyecekmiş diye bana bilgisayarı vermiyor. İzlesin annem. Azıcık da o oyalansın.
Nasıl bir film ki o izlediği? Bilmem. Bana da göstermedi. Allah'ım. Gel bakayım kardeşinle ilgili. Dikkat et düşmesin. Mete. Gel. Elime düştün minik tavşancık. Kızım bir şey mi oldu? Rüstem amca şu duvarın arkasında birisi var galiba. Şurada duvarın arkasında. Cemre kızım bırak onu. Ne yapacaksın? Tehlikelidir o. Rüstem amca ne olur yaklaşma. Yapma Cemre. Kendini tehlikeye atma lütfen. Rüstem amca hadi git, gir kulübeye gir. Bunu yapmak zorundayım. Ne olur gir içeri. Gitmem lazım. Cemre kızım dur gitme. Hediye neredesin Hediye? Hediye. 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 Eyvahlar olsun. Yine o ahlaksız kadın mı geldi? Yo Hediye, Cemre benimdeki silahı aldı kaçtı. Ne diyorsun Rüstem? Nereye gitti çocuk peki? Ne yapacakmış silahı? Bilmiyorum. Neriman Hanım uyumuyordur değil mi? Ay uyanırsa uyansın çabuk ara çabuk. Hedoş neden gece gece bağırışıyorsunuz? Cemre Rüstem'in silahını alıp kaçmış. Ne? Ne diyorsun Hedoş? Neriman Hanım cevap vermiyor. Çabuk Feride Hanım ara çabuk çabuk. Ne oldu niye kapıyorsun? Ne izliyordun öyle gizli gizli? Ninja filmi. Aç ben de göreceğim. Sen sevmezsin böyle kandreman şeyleri karıcığım. Ben televizyonda bir aşk filmi açarım. Böyle romantik romantik sarmaş dolaş otururuz karşısında. Oh dünya bana güzel. Yalan söyleme Kemal ver şunu. Dur kız. Kemal versene. Dur Mesude dur. Gözün kör olmasın. Ayıp şeylere mi bakıyordun yoksa? Aa günahına girme bu adamın. Ben hiç öyle şeyler yapar mıyım kız? Kemal ver şunu.
Kemal. Versene şunu. Al, al da aç. Al. Al aç bakalım. Yalan mı söylüyormuş bu adam? Al aç. Ama açarken şunu da unutma Mesude. Eğer söylediğim gibi Ninja filmi çıkarsa... ...vallahi de billahi de bir dakika durmam... ...hemen toplar giderim bavullarımı. Neden giderim ama? Çünkü güvensizlik üstüne bir ilişki olmaz da ondan. Bizim aşkımız nice fırtınalardan geçti zaten Mesude. Bir de üstüne güvensizlik. No. Bu adam bu kadarını da kaldıramaz. Al aç. Hadi aç, aç. Açsana kız. İyi tamam. Al, güveniyorum sana. Kıymetlim benim. Ben seni kimselere verir miyim lan? Ben gideyim de şu Meral'e bir bakayım. Zaten Cemre de kayboldu. Giden gelmiyor ki anasını satayım. Bir şeyler uyduramam Meral'le konuşurken. Sonra bana hasta muamelesi yapmayın diye sinirleniyor. Tamam. Ya yavaş. Kızlar, Cemre Rüstem abinin silahını çalıp kaçmış. Ne? Ya vallahi de şöyle söyledi. Ne yapacakmış ki silahı? Ya bilmiyorum. Kendine bir şey yapacak olmasın? Ama kendine bir şey yapacak olsa kaçmazdı. Ya Songül bir şey söyle. Ne söyleyeyim lan ben? Ya Cemre silahla ne iş olabilir ki? Bu kız mafya mı? Hem bu saatte nereye gitmiş olabilir? Ya bilmiyorum. Serkanlara gidiyor. Nazlı Hanım'ın Gökhan'ın ölümüyle bir ilgisi olabilir mi diye konuşmuştuk ya. Belki de oradan. Cemre hayır ya. Hayır ya. Siz nereye? Edoş, hemen Feride Hanım'ı ara. Cemre Nazan Hanım'a gitmiş olabilir. Kızlar hadi. İş. Emre. Efendim aşkım. Serkan, Cemre size geldi mi? Yok. Kendisi az önce bizi hiç aldı ama. Serkan, Cemre'nin elinde silah var. Ne? Ne silahı ya? Hayır yapma! Ne oldu? Silah patladı. Ne? Allah'ım Cemre katil olmasın ne olur. Ya kadar kapa çeneni. Ya kızlar hadi. Hadi acele etmemiz lazım. Allah'ım ne olur kötü bir şey olmasın. Cemre. Beyefendi lütfen biraz hızlı gider misiniz? Lütfen acelemiz var. Rica ediyorum. Bir tanem merak etme yetişeceğiz. Elimde silah var Toprak. Cemre ne olur kötü bir şey yapma Cemre.
Bir şey olmayacak. Feride bir şey olmayacak. Beyefendi hızlanır mısınız biraz? Lütfen diyorum. Anne! Defne! İyi misiniz? Anne! Serkan. Cemre. Anne, Defne iyi misiniz? Cemre. Ateş mi ettin sen? Kazayla oldu. Vazoyu kırdım. Tamam. Bak hiç kimseye bir şey olmamış, tamam mı? Hadi ver silahı. Hadi ver. Yaklaşma Serkan, yaklaşma! Serkan, buraya gel. Serkan, seninle bir alakası yok. Defne ile de yok. Ama o söyleyecek. Neyi söyleyecek Cemre? Gökhan'a ne yaptığını. Sen öldürdün değil mi onu? Sen çarpıp kaçtın değil mi Gökhan'a? Cemre saçmalıyorsun, yok öyle bir şey. Cemre ver şu silahı. Cemre ver şu silahı. Hayır, yaklaşma. Buraya gel Serkan. Tamam, geç şuraya. Tamam. Her şeyi söyleyeceğim. Ama yeter ki şu silahı çocuklarımdan uzak tut. Ya söyle o zaman, söyle. Sen öldürdün değil mi Gökhan'ı? Sen yaptın bunu ona. Sen vurup kaçtın Gökhan'a. Niye yaptın bunu ya? Niye yaptın? Niye? Niye ya? Niye? Cemre, sakin ol tamam mı bak? Hadi indir şu silahı. Hadi ver. Hadi Cemre. Bak ne oluyor orada? Cemre! 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 Cemre ne yapıyorsun? Cemre'ye bir o silah tatlım. Cemre bırak o silahı Cemre! Cemre tatlım yapma Cemre! Serkan! Serkan kapıyı aç! Cemre! Cemre dur yapma tatlım yapma Cemre! Cemre indir o silahı tatlım yapma Cemre! Ne oluyor? Cemre! Cemre! Cemre indir o silahı Cemre! Cemre yapma Cemre! Ne yapıyorsun? Cemre! Cemre ne yapıyorsun? İndir o silahı! Cemre! Cemre bırak onu bir şey yapma Cemre! Söylesene anne. Anlat her şeyi. Ölmek istemiyorum ben. Cemre. Ben. Ben hiçbir şey yapmadım. Anne ne diyorsun? Ya Cemre. Ne anlatacaklar? Ne söyleyecekler? Anne konuşsanıza. Ne anlatacaksınız ha? Cemre neyi söyleyecekler sana? Cemre sakın şey yapma Cemre. Cemre geliyorum Cemre. Yazık Cemre. Cemre. Kendine yazık edeceksin Cemre. Cemre bırak ne olur bırak. Cemre başını belaya sokma. Cemre sakın bir şey yapma. Sakın kapıyı aç. Cemre yapma Cemre. Cemre bırak ne olur bırak. Yapma Cemre. Babanı düşün. Ölmek de öldürmek de çözüm değil unuttun mu? Ama seni öldürdüler. Ya niye kıydılar sana? Niye yaptılar bunu sana? Niye? Anne kiminle konuşuyor bu?
Annenle baban katil olup hayatını mahvetmeni istemezdi. Onları düşün. Arkadaşlarını düşün. Beni düşün Cemre. Yapma. Kapıyı aç. Evimi bastı, bir de buna su mu vereceğim? Sen görürsün gününü. Psikopat ruh hastası. Hapislerde süründüreceğim seni. Alo, memur bey, evime hemen bir ekip yollayabilir misiniz lütfen? Silahlı baskına uğradık. Canımıza kastedildi. Evet. Çok çabuk lütfen. Memur bey, ne olur yapmayın. Bu çocuk daha yeni travma geçirdi. Ailesini kaybetti, arkadaşını kaybetti. Bir suçu yok. Yapmayın. Niye taktınız şunu? Yapmayın ya. Tamam, sakin. Sakin, biz yanında olacağız, tamam. Ya abi, ne olur bırakın. Cemre, buradayız, tamam mı? Ya aslında neden biliyor musunuz? Şimdi Nazan Hanım aynı gün kaza yapmış Gökhan'la. Gökhan öldü, biz o yüzden. Ne diyorsunuz ya siz? Annem oradan çok uzak bir yerde yaptı kazayı. Hepsi bu. Ya Serkan, bir şey yapsana. Cemre'yi götürüyorlar. Defne ile annemi öldürebilirdi. Serkan, Cemre yapmazdı. Biliyorsun, sen de biliyorsun. Cemre bu. Ya bırak ya. Tabii ki annesini tutacak. Yürü hadi, yürü. Cemre. Cemre buradayız. Bir bakalım ya. Cemre. Cemre buradayız, korkma. Hocam ne yapayım? Onlar benim ailem. Tamam, tamam, yoluna girecek her şey. Ya lütfen ya, Cemre. Onun bir suçu yok. Çocuklar sakin olun. Anne, bir şey yap, Cemre'yi hapse atmasınlar. Yoksa polise gidip her şeyi anlatırım. Ya anne, bir şey yap lütfen. Gerçekten bir suçu yok ya. Arkadaşımız öldü diyoruz. Tamam çocuklar, sakin. Sakin. Sadece karakola götürüp ifade alacaklar. Bir şey yok, tamam mı? Sakin ol. Abi, en azından burada dursam. Ya abi. Ya ya ya. Ya, 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 ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ben şikayetimi geri alacağım. Siz de gereken neyse yaparsınız. Çocuk korktu. Yani artık daha yapmaz böyle bir şeyi. Cemre! Cemre, in canım, Cemre. İn, in. Geçti, bitti Cemre. Tamam, tamam.
Gel. Geçti. Gel. Gel. Geçti canım, korkma. Gitti. Geçti kardeşim. Dalga mı geçiyor bu bizimle? Çocuğun babası 3 yıl önce ölmüş. Annesini de trafik kazasında kaybedince anneannesi bakmış bir süre. Kadıncağız yaşlı, aklı da gidip geliyor. Çocuğu aç bırakmış, evden çıkıp kayboluyormuş. Neticede çocuğa bakamamış, devlet himayesi altına aldı. Anladım Neziha Hanım, çocuk nerede? Hediye Hanım ilgileneceğini söylemişti ama. Gülcan, gel canım. Ay Neriman Hanım, bu kız çok tatlı dilli. Çok güldürdü beni. Bu da her şeyi gülüyor ya. Hep böyle neşeli midir bu teyze? öyledir. Oturur kalkar, her şeye güler o. Biz de niye güldüğünü anlamayız. Gel bakayım yanıma, şöyle gel. Benim adım Neriman. Bu yetimhanenin müdürüyüm. Senin adın ne? Gülcan. Sen buradaki ablaların annesi misin? Tabii. Bir nevi öyle sayılır. Seni seviyorlar mı? Sevmez olurlar mı canım? Tabii seviyorlar. Öyle değil mi Hediye? Neyse. Gülcancığım, bundan sonra burada kalacaksın. Burası senin evin olacak, tamam mı? Tamam, olur. Ama çok kalmayacağım, sonra gideceğim. Nereye gideceksin? Annem gelip alacak beni. Neziha Hanım, bu çocuğa annesinin öldüğünü söylemediniz mi? Söyledik ama. Ölmedi benim annem. Gelecek. Onunla beraber bebeğimin elbisesini dikeceğiz. Çocuk oyuncağım bu. Evladım ölmüş işte. Bu çocuğu annesinin mezarına falan götürmemişler mi? Ya sen beni niye hiç dinlemiyorsun? O bilmiyor. Ölmedi benim annem. Ölmedi. Bana bak bacaksız. Ben buranın müdürüyüm. Şimdi seni... Tabii ancak alışacak değil mi canım benim? Ha kızım? Dokunma bana, git başımdan. Sen benim annemi öldü diyorsun. Ben seni hiç sevmedim. Hediye, bu çocuğu 2. kattaki 2. yatakhaneye yerleştir. Hadi. Gel canım. Bu renk nasıl abi? Bunu beğendin mi? Yok be. Çok pembe oda İbrahim. Neyse. Bu üstümdeki iyi. Bana bak. Bunun paça boyu biraz kısa mı oldu İbrahim? Moda söyle abi. Şimdi bütün gençler bu şekilde giyiniyor. Okey okey o zaman. Ben de genç bir adamım neticede. Yürü be Kemal. Kim tutar seni? Cön oldu bu kardeşin. Cön. Ha, bana bak. Şunları al, bir poşete koy, tamam mı? Kazak falan, hepsi genççi oldu değil mi? Evet abi. Ha, tamam o zaman. Söyle bakalım.
Bunlar kaç para olur bu güzel kardeşine? İki pantolon, iki kazak. Abi toplamda sana 300 lira olur. Ha, ucuzmuş lan. Sen şimdi şirketten bir de penye tişört koy bunların arasına. Yengem bana hiçbir şey almadın diye dırdırlanmasın. Ben yarın uğrar parasını ateşlerim sana, tamam mı koçum? Veresiye yapamıyorum Kemal abi ya. Kredi kartı varsa o şekilde halletsek. Oğlum bir yere kaçmıyoruz. Aynı mahallenin çocuğuyuz. Para yarın geçecek elime. Uğrar veririm. Peki abi öyle olsun. Hadi hadi bakalım. İkile. Bana bak. Gelirken makasla getir de şunların etiketlerini sökelim. Kızım sen ne yaptın? Ya başına bir şey gelseydi? Özür dilerim Mustafa amca. Tamam canım hadi gel. Ben size emanetinizi vereyim. Buyurun. Sağ olasın. Nazan Hanım şikayetini geri çekmiş Neriman Hanım. Artık sorun çıkmayacak gerçekten. Lütfen sakin olun. Nasıl sakin olayım Feride ha? Nasıl sakin olayım bir söyle bana. Ben o kızı burada istemiyorum işte o kadar. Katil midir, değil midir, nedir Allah'ın cezası? Neriman Hanım, psikolog bir arkadaşım var. Cemre ile görüşmeyi kabul etti. Toparlayacak kendini, söz veriyorum Neriman Hanım. Ha, sen de deli olduğunu kabul ediyorsun yani. Sorunları var, evet. Ama zor şeyler yaşadı, çok normal değil mi Neriman Hanım? Ne olur hemen kestirip atmayın. Bizim bu çocuğa yardımcı olmamız lazım. Bak Feride. O kız başıma bir hadise daha açarsa seni sorumlu tutarım ona göre. Meslek hayatın biter, istikbalin kararır. Sorun çıkmayacak. Sorun falan çıkmayacak Neriman Hanım, söz veriyorum. İyi, tamam bildiğin gibi yap. Tamam. Çok teşekkür ederim. Yani Gökhan'a çarpan Nazan Hanım değil miymiş? Yani. Çünkü kadının kaza yaptığı yer orası değil ki. Ben şimdi her şeyi yanlış mı anladım gerçekten? Galiba kardeşim. Ya peki Gökhan'ı öldüren kim? Ya elini kolunu sallaya sallaya nasıl yaşamaya devam eder? Yani bilmiyorum bulamadık kardeşim ama hiçbir suç cezasız kalmaz. Muhakkak bir gün yakalanır. Sen nasılsın? Gördüğün gibi işte. Ya ben size nazar değdirmiş gibi hissediyorum. Hani çok özendim, çok imrendim ya. Ama her seferinde Allah bozmasın dedim. Öyle tahtaya vurdum valla. Saçmalama kadar. Seninle bir ilgisi yok. Ben de yanlış anlamışım. Sevmiyormuş annem beni.
kadar garip ya. Her şey ayrı tabakta. Nasıl yani? Biz tabii lotta yiyoruz ya. O yüzden dedim. Bak bakalım beğenecek misin tadını? Bu nasıl bir mantı? Hayır, mantı değil. Bu bizim yöreye ait güzel bir çorbadır. Biz nereliyiz ki? Sivas. Sivas, tamam. Artık sorduklarında susmayacağım, söyleyebilirim. Beğendin mi? Evet. Sen. Biliyor musunuz? Benim süper güçlerim var. Yani istediğim her şeyi yapabiliyorum. Ne yapabiliyorsun mesela? Beni uçurabilir misin? Uçururum. Gelsene. Süper gücü varmış. E hadi yap o zaman. Ama şimdi yapamam ki. Sonra kuşlar senden korkar. Ah canım, kuşları da düşünürmüş. Atıyorsun bence. Hayır, atmıyorum. Ay sen çok tatlısın. He Doş, süper güçleri varmış bu kızın. Aa. Nasıl yani? O zaman hadi şu su bardağını hareket ettir. Hareket etti. Ben size demedim mi? Dalga geçmeyin lan çocukla. Sen nereden öğrendin bunları? Annemle yapardık. Şimdi güçlerimi ilerletip annemi geri getireceğim. Anacığı ölmüş. Hala onu geri getirebileceğini zannediyor. Yine yapayım mı? Yap. Belki de dilinden bu şarkı düşmez. Dilim söylese de gönlüm hissetmez. Bilsen bile benim için fark etmez. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Bunun sana yazdığımı bilmesin. Bir yabancı şarkı gibi dinlersin. Benim için önce Tanrım, sonra sensin. Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter. Bunu sana yazdığımı bilmesin. Bir
sancı şarkı gibi dinlersin. Benim için önce Tanrım, sonra sensin. Bir tek dileğim var, mutlu ol. Yapamıyorum ben abi. Yapamayacağım. Sana çıkıp da herkesin göz önünde ağla diye mi para veriyorum? Doğru düzgün yap lan işini. Beni uğraştırma Seher. Yok eğer inadından yapıyorsan seni gebertirim. Gebert? Gebert ne, umurumda mı sanıyorsun? Aa, gözüm karardı diyorsun. Kızında mı düşünmüyor Seher? Bulamazsın. O artık çok güvende. Bıraktım ben yavrumu. Çöplüğümden çıkardım. Hiçbir şey yapamaz. Korkmuyorum o yüzden senden. Ne istiyorsan onu yap. Kafama sık kafama. Kazım. Götürün lan şunu odasına. Rezalet çıkartmasın. Bırak be. Biliyorum ben yolu. Kendim giderim. Seher Hanım'ı gördüm bugün. Hmm. Uzaktan öyle melül melül bakıyordu. Hayır, madem kızını özlüyorsun niye geri bıraktın, yanına almıyorsun? Yarın gidip bir konuşsan bıraksın bu saçmalığı. Feride belki doğru söylüyordur. Yani bu sorumluluğu almak zor gelmiştir. Nasıl yani? Çocuğa niye umut verdi o zaman? Niye geldi aldı? Yeni bir hayat kuracağız dedi. Yani o konuda haklısın. Ama anne olmak dünyanın en zor şeyi. Yani bir kadının neden iyi anne olamıyorsun diye suçlayamazsın. Meral'in babası mesela. Onu niye suçlamıyoruz? Nerede ki bu herif? Yani hiç arayıp sormuş mu kızını? O niye sorumluluk almıyor? Neden biliyor musun? Çünkü erkek. Yani çünkü çocuğa bakmak kadının görevi. Büyük saçmalık. Yani büyük saçmalık. Bayılıyorum sana. İşte bu yüzden seni çok seviyorum. Çok seviyorum seni. Nasıl yani? Feministsin sen. Aa. Feministsin. Yok artık. Evet, feministsin sen. Aa ya. Feministsin sen. Ya tamam, yani destekliyorum. Destekliyorum ama yani öyle bir şey de değilim. Öylesin. Hayır. Hem sen biraz onunla ilgilenir misin? Değilim. Şarjör. Şarjör diyorsun. Feminist diyorsun. Şarjör mü diyorsun? Feminist diyorsun. Feminist. Kemal sen mi geldin? Ben geldim. Yeni geldim, yenilendim. Aa, ne bu hal? Nereden geliyorsun sen? Mahalledeydim kız. İşte azıcık alışveriş yaptım. Kemal, ne oluyor? Nereden icap etti şimdi bunlar? Hem sen nereden buldun parayı? Anamdan kalan bir tarla vardı. Abimler satmışlar. Bana da azıcık gönderdiler. Na bak, bunu da sana aldım. Ah. Thank you.
Bunların hepsi kendine mi? Evet. Bana ala ala bunu mu aldın? Ben senin göz zevkin için çalışıyorum Mesude Hanım. Bakıyorum kendime. Korkma kız. Sakin ol. Kapmadılar kocanı, merak etme. Yakışmış mı? Yakışmış. Maalesef. Maalesef? Sesinde bir üzüntü seziyorum Mesude Hanım. Kıskandın mı sen kocanı, ha? Aman ne kıskanacağım seni. Ayakkabılarınla girmişsin içeri, görmemiş zenginler gibi. Çıkart. Yepis yeni kız. Al bak, bal dök yala. Kemal, süzüleceğine çıkartsana şu ayakkabıları. Yakışmış ama değil mi? İyi. Bebeğin çok güzelmiş. Annem aldı. Benim adım Cemre. Benim adım da Gülcan. Memnun oldum. Ben de. Sen de annenle konuşuyor musun? Yani görüyor musun onu? Görüyorum. Konuşuyor musun peki? Konuşuyorum ama bazen günlerce gelmiyor. Galiba bana kızıyor. Niye? Yaramazlık yapıyorum da ondan. Hiçbir anne çocuğunu kısa da bırakmaz. Annem de beni bırakmayacak değil mi? Senin uykun gelmiş. Hadi gel yatağa gidelim. Tamam. Hadi. Fedoş, Meral gördün mü, buraya geldi mi? Yok kızım, gelmedi. Allah Allah, odada da yok ya. Nerede bu kız? Ya kızlar uyanın. Kızlar. Meral yok, Meral. Uyanın ya, Meral yok. Ya yemekhaneymişti belki. E baktım aşağıda yok. Ya gece öyle dalıp dalıp gidiyordu, kendine bir şey yapmış olmasın? Ciddi misin Kader? Ya durun, telaş yapmayın, bahçeye bakalım. Kızlar ben o zaman tuvaletlere bakıyorum. Gel Eylül, bahçeye bakalım. Meral! Meral! Ya Meral! Eylül yok işte burada. Olsa zaten şurada oturuyor olurdu.
İyi, hadi gel arka bahçeye de bakalım. Meral! 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 Meral ya! Meral, içeride misin? Ya Meral! Ne oldu ya? Burada da mı rahat yok? Kızım çok korktum ya. Meral! Bak iyisin değil mi? Gelebilir miyim? He oldu. Bir beraber tuvalete girmediğimiz kalmıştı, o da olsun. Ya kızım sen manyak mısın? Niye rahatsız ediyorsun beni? Ya Meral biz seni göremeyince o kadar korktuk ki kendine bir şey yaptın sandık. Her yerde seni arıyoruz. Ay yuh. Daha delirmedim çok şükür. Kendine karıştırma beni. Ben o kadar zayıf biri değilim, tamam mı? Haklısın. Ben zayıfım. Hadi güzelsin ya. Ya kızlar tamam. Evet başta üzüldüm ama geçti. Beni merak etmeyin. İyiyim tamam mı? Ya zaten o kadına da hiç alışamamıştım. Ya böyle yeni hayat falan heyecanlı gelmişti. O yüzden yani. Ondan ondan. Kızım deli gibi heyecanlanmıştın ya. Ama haklısın da. Anne gibisi yok. Ya Kader, kız geçti diyorsa geçmiştir. Niye yarasını kaşıyorsun? Doğru söylüyorsun ya. Özür dilerim. Sen yine de içine atma. Kız bağır, çağır, ağla. Tutma kendini, tamam mı kardeşim? Ben de iki kere intihar etmeye çalışmıştım. Ama yapamadım. Bazen bitmek bilmeyen dertler yağmur olur, üstüne yağar. Ama unutma ki rengarenk gökkuşağı yağmurdan sonra çıkar. Sen böyle şeyler bilir miydin? Evet. Yani gizli gizli okurdum. Yakıştıramazdım ama kendime. Ben seni daha iyi tanımaya başlamıştım Gökhan. Çok vakitsiz gittin. Cemre. Bir şey mi dedin? Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum galiba. Ama konuşmamız lazım Seher Hanım. Yok, ben sadece uyuyordum. Bakın, Meral'i almadan önce sizinle konuştum. Eğer çocuğa sahip çıkamayacaksanız boşuna umut vermeyin dedim. Hatırlıyor musunuz? İlle de alın sahip çıkın diye size ısrar ettik mi? Hayır. Siz kendinizi istediniz. Şimdi bu yaptığınız ne anlama geliyor? Lütfen bana izah eder misiniz? Benim kötü bir niyetim yoktu. Sadece olmadı, yapamadım. Bu kadar basit yani. Olmadı, yapamadım.
Ne güzel ya. Ya biz burada bir çocuktan bahsediyoruz. Farkında mısınız? Sizin çocuğunuzdan, öz çocuğunuzdan. Sizin onun duygularıyla oynamaya ne hakkınız var ya? Bu ne bencillik ya? Haklısınız. Ben hiçbir işe yaramayan kötü bir anneyim. Hatta değilim, olamadım bile. Keşke Meral'in karşısına hiç çıkmasaydım. Allah benim belamı versin. Oldu mu? Duymak istedikleriniz bunlar mıydı? Hayır değildi. Hayır Seher Hanım. Neden yurda geldiniz o zaman? Gördüm sizi. Neden? Neden geldiniz? Lanet olsun. Şşşt. Eylül. Kemal abin seni görmeye gelmiş. Gel bakayım şöyle bir yanına. Gel kız gel. Korkma yemem seni. Gel gel. Ya senin ne işin var burada? Defol git. Aa, sırf sen beğeniyorsun diye sevdiğin o conconlar gibi giydim. Çok para verdim bunlara ha. Tam 300 lira. Ulan sapık herif. Sen buraya nasıl geliyorsun ya? Hangi yüzle? Defol git bak, elimde kalacaksın ha, defol. Bana bak. Ben buraya evladımla hususi görüşmeye geldim. Siz karışmayın, dağılın bakayım şöyle. Eylül. Artık çok param var kız. Bak. Bir kerecik he de tependen aşağı dökeyim paraları. Yeminle bir kerecik kız, bir kerecik. Ya sen ne yüzsüz bir insansın, Allah kahretsin seni. Git buradan, git, defol. Defol. Oh. Çok güzel oldu. Kız, gücün kuvvetin de yerine gelmiş maşallah. Pek bir tatlı olmuşsun sen böyle. Tü 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 tü. Ya sen nasıl bir sapıksın ya? Utanmaz herif ya. Ya yeter ya, yeter. Ya utan ya, yeter, yeter ya. Senden çektiğimiz yeter ya, yeter, yeter ya. Senden ya, yeter. Kızlar! Git! Teker teker gelin. Sen pazartesi gel. Salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cumartesi, pazar tatil. Ya defol be! Defol be! Eylül. Ya yeter, yeter. Mutlu artık, yeter. Kadının hali bir acayipti Toprak. İyice içmiş, dağılmış. Ağır bir makyaj yapmıştı sanki, öyle yatıvermiş gibi. Çok tuhaftı. Ne kadar sürdü onunla konuşma? Yani birkaç dakika falan işte. Kadın olmak çok tuhaf ya. Nasıl anlayıverdin bunca şeyi? Bilmem, anladım. Kadınlar anlar ya. Neyse, Neriman Hanım'la konuşacağım bunu şimdi. Öpüyorum. Tamam canım, tamam. Görüşürüz, öpüyorum. Hadi bay bay. Gel. Kolay gelsin Neriman Hanım. Seher'in iş başvurusu dosyasını alabilir miyim? Bu diğer çalıştığı yerin adresini almak istiyorum da. Ben de Feride bu işin peşine ne zaman düşecek acaba diye merak ediyordum. Sana ne kızım? Boş ver bırak. Nasıl boş vereyim Neriman Hanım? Meral'in halini görmüyor musunuz? Perişan oldu kız. Ben sana dedim değil mi? O kadında bir acayiplik var diye. Şu soldan ikinci klasörün içinde dosya, al orada.
Tamam, sağ ol. Hadi kolay gelsin. Meral, ya ben yani ne denir böyle durumlarda bilmiyorum. Çok geçmiş olsun denir herhalde Songül. Kız hasta değil ki sevgili. Ya öyle de işte ne bileyim ben çok üzüldüm yani. Hediyeler için teşekkür ederim. Rica ederim. Kader, ne oldu? Meral'e bir şey mi oldu? Gideceğim. Ben sizin aranızda aracılık yapmıyorum artık. Ya ben o anlamda demedim dostça. Ya git. Ceylin. Niye kedi gibi bakıyor bu sana? Ya sana ne be? Sen işine bak. Bana ne atarlanıyorsun ya? Koluna dövme mi yaptırdın? Ya Defne aç bakayım. Melek mi yaptırdın yoksa kedi patisi mi? Ya ben de istiyorum ama annem izin vermiyor. Ya açsana bir. Ya kızım bırak. Atarlı gününde bu, bulaşma. Serkan. Annene Cemre'yi şikayet etmekten sen vazgeçirdin galiba. Çok sağ ol. Bana değil Defne'ye teşekkür et. O ikna etti. Defne. Teşekkür ederim. Bana minnet duyma tamam mı? İstemiyorum. Nazan Hanım, affınıza sığınarak size bir şey soracağım. Siz benden daha görmüş geçirmişsiniz. Yaş olarak demiyorum bak, hemen sinir yapma. Bir kadının kocası geceleri ondan gizli saklı film izliyorsa bu ne demektir? Ben Kemal'e güveniyorum da, ne bileyim, bazen böyle odaya kapanıp bilgisayarda bir şeyler izliyor. Sonra ben gelince hemen kapatıyor. Acaba diyorum... Mesude, bana ne senin sapık kocandan, bana ne onun izlediklerinden, ha? Sapık deme ama. Mesude! İyi sustum. Sen de iki dakika dertleşmeye gelemiyorsun. Bir saat içinde parayı arka sokağındaki parka getir. Büyük ağacın altındaki çöp kutusuna bırak. Geç kalma. Mesude bana bir kahve yap. Demin yaptım ya duruyor orada içmedin. Yenisini yap. Alo Defne. Eylül orada mı? Ya diğer bütün yetimhane kızları hepsi orada mı? İyice bir bak bakayım. Evet buradalar. Ne oldu? Yoklama mı yapıyorsun? Bir daha mesaj geldi kızım. Ya bana ne ya bana ne? Sen ne dedin öyle Nazan teyzeye ya? Kızım bunun eve dönüşü de var. Onlar değilse kim bu? Allah'ım çıldıracağım.
Sana gelmiş kızım. Bu ne Emine teyze? Gökhan ölmeden önce sipariş vermiş. Adresleri karıştırmışlar herhalde. Ancak bugün geldi. Yılbaşında Cemre'ye bir sürprizim var diyordu. Ömrü yetmedi oğlumun bunu sana vermeye. Emine teyze sen nasıl dayanıyorsun? Aslan parçam beni öbür tarafta bekliyor. Sabredip gün sayıyorum işte. Meral. Ben de sana bakıyordum. Buyurun hocam. Şu katıldığın şarkı yarışması vardı ya, yarın onun iller etabı yapılacak. Ama ben ikinci olmuştum. Yani kaybettim gibi bir şey. Birinci olan çocuk yarışmadan çekilmiş. Sağlık sorunları varmış galiba. Onun yerine sen katılabilirsin. Bilmem ki. Çabucak karar ver lütfen. Ona göre bildireceğim kurula. Bunu kazanırsam seneye bursunun yenilenmesi için müdürle konuşurum.
paranla vedalaşamadın mı? Hemen uza buradan, asabımı bozma. Gerçekten güzel bir bahçeymiş. Seni dinliyorum Cemre. Peki madem, ben başlayayım o zaman. Bir yıl içinde iki büyük kayıp yaşamışsın. Üç. Annemle babamı aynı anda kaybettim. Yani babam önce annemi vurdu, sonra kendini. Bununla baş etmek çok zor olmuştur. Evet ama bir şekilde halletmeye çalıştım işte. Hallettim derken biraz açabilir misin? Yaşamaya devam ediyorum işte. Yetmez mi? Daha ne bekliyorsunuz benden, mutlu olmamı mı? Bir an, küçücük bir an mutlu hissettim kendimi. Gökhan'ın yanında. Sonra o da gitti. Feride Hanım bana kaybettiğin erkek arkadaşınla konuştuğunu söyledi. Öldükten sonra da. Bazen belir veriyor yanında. Konuşuyor benimle. Sonra gidiyor tekrar. Ama ona hiç sarılamıyorum. Dokunamıyorum. Neler konuşuyorsunuz? Hiç. Sesini duymak bile iyi hissettiriyor. Şimdi ben deli mi oluyorum bu durumda? Sen sadece acı çekiyorsun. Hepimiz kayıplarımızla farklı şekilde başa çıkarız. Kimimiz öldüğünü kabullenmeyiz, kimimiz aldırmıyormuş gibi yaparız. Sen de bu yolu seçmişsin. Gökhan'la değil, aslında kendinle konuştuğunu farkındasın değil mi Cemre? O duyduğun sözler Gökhan'dan değil, senin aklından, kalbinden çıkıyor. Ne yazık ki acı çekmeni engelleyemem. Ama bununla baş etmeyi öğretebilirim sana. Gökhan öldü. Artık seninle konuşamaz. Sana sarılamaz. Bence artık onunla vedalaşman gerekiyor.
Buyurun. Merhaba. Merhaba. Seher Hanım'la görüşecektim. Seher Hanım mı? Öyle biri yok burada. Yaşlı bir kadına bakıyor kendisi. Adres olarak burayı vermişti ama. Yaşlı bir kadın da yok burada. Bir yanlışlık oldu herhalde. Evet, bir karışıklık oldu demek ki. Kusura bakmayın. İyi günler. Önemli değil. İyi günler. Sağ olasın ustacığım. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Kolay gelsin. İyi günler. Ah be Seher. Sen nasıl durdun bütün gece böyle? Cam yok, pencere yok. Niye aramadın? Umurumda mı sanıyorsun? Canımdan can gitmiş. Bu kim şimdi? Dedim beni değil mi? Gitmediğine pişman oldun değil mi anne? Ya kavga ettik ama geçti bitti. Bak ben sana hiç küsmedim. Yarın yarışmaya katılacağım. Eğer kazanırsam burs verecekler bana. Şarkımı çok güzel okuyacağım. Seni hiç masraf olmayacağım sana. Harçlık bile istemeyeceğim söz. Evi ben toplayacağım. Hatta yemek bile yapabilirim. Bana annelik yapmak hiç zor olmayacak. Vallahi billahi anneciğim yemin ediyorum. Meral. Böyle konuşma. Senin yurtta kalman lazım. Yani orada olman ikimiz için en doğru olanı. Bir annem varken kimsesiz olmam mı doğru? Anne niye bu kadar çok vicdansızsın? Niye sevmiyorsun beni? Seviyorum. Ya sevmiyorsun işte. Ya kediler bile yavrularını koynundan ayırmıyor. Benim o kadar değerim yok mu anne? Ben iyi biri değilim anneciğim. Seni hak etmiyorum, sana layık değilim. Ben seni koruyamam. Sana bakamam. Ya sen anca terk etmeyi iyi bilirsin zaten. Anne bak bu kapına son gelişim. Eğer bir daha bana git dersen sana yemin ediyorum, ya yemin ediyorum sana bir daha anne demem. Bir daha ne ölüme ne dirime tamam mı? Cenazeme bile gelme. Seher'im. Seher kurban olayım yapma böyle. Gönderme şu çocuğu. Ya bulursunuz bir çaresini. Boş ver Sevda. Varsın anne demesin yeter ki o güvende olsun. Yeter ki o güne bir şey olmasın. Ya Necmi Efendi, yine beni aradılar hastaneden gördün mü? Gelip ben almasaydım çöp poşeti gibi kapının önüne koyacaklardı seni. Sakın konuşmaya çalışma Necmi Efendi. Senin söyleyecek sözün kalmadı artık. Benim oğlum merhametli çocuktu. Belli etmezdi ama yufka yürekliydi aslan parçam. Sen öyle bir çocuğun canına kıydın biliyor musun? Ellerinde benim oğlumun kanı var senin. Senin yüzünden gitti aldı o mücevherleri. Öldüğü gece kendini ihbar etmeye gidiyormuş. Ya
senin pisliklerini örtmek için hapse girecekti. Keşke hayatta olaydı da hapse gireydi. Seni onun mezarına bile götürmeyeceğim. Çünkü bunu hak etmiyorsun. Merhaba. Bu ne? Bu mu? Bu küçük bahçe. Bak. Beğendin mi? Bunu bana Gökhan abin almış. Tanısan çok severdin. Gelsin tanışalım. Gelemez o artık. Çünkü öldü. Bana da senin annen öldü diyorlar. Ama yalan. Belki de sana yalan söylemişlerdir. Onlar bizi bırakmadı, tamam mı? Sadece daha güzel bir yere gittiler. Orada bizi bekleyecekler. İleride. Ama çok ileride yine kavuşacağız onlara. Ama ben bekleyemem ki. Hayır öyle deme, beklersin. Hem o sırada bak büyürsün. Sonra okulunu bitirirsin. Annen okumanı isterdi değil mi? Bak annen senin mutlu olmanı isterdi. Böyle sadece onu bekleyip üzülmeni istemezdi. Anlıyor musun beni? Hadi bak ne yapalım biliyor musun? Senle sevdiklerimizi böyle gökyüzüne bırakalım uçsunlar. Ne dersin? Oğlum bakar mısın? Şu bileti al. Şunu Güzel Yalık köyü var ya onun girişinde indiriver. E nasıl gidecek oradan evine? Akrabaları gelip alacak, haberleri var. Siz vedalaşın, en son bindiririm abiyi ben. Benim ona diyecek sözüm kalmadı artık. Sevdiklerimizi göğe bırakacağız. Uçacaklar. Ya Cemre. Vedalaşma vakti geldi artık. Bundan sonra sadece kalbimde konuşacağım Gökhan'la. Üç deyince tamam mı? Tamam. Bir. İki. Üç. Hoşça kal Gökhan.
Hoşça kal anne. Oyna kız oyna. Kemal abi nereden buldun bu kadar parayı? Oyna kız. Üzümünü ye, bağını sorma. Ha! Bankaya yatıraydın ya şunları. Bu gece para banyosunda yıkanalım karıcığım. Çocuk gibisin vallahi. Kızım topla şunları. Doğrul kız doğrul. Senin de tependen dökeyim. Senin neyin eksik? Ha? Ah, sefamız olsun. Ha! Kemal, şu paralarla Nazan'a olan borcumu da ödeyiversen. Çekemiyorum vallahi şunun suratını. Kız, sen de azıcık para görünce hemen iş bırakıyorsun. Yok, vallahi olmaz. Senin o evde kalman lazım. Yani Hazra daha dayanmaz da ondan diyorum karıcığım. Do you understand beni? Hadi ben çalışacağım. Sen ne yapacaksın bütün gün? Böyle giyinip süslenip gezeceksin mi? Kıskandın mı gülüm? Kız, bu adamın hayatında ailesinden başka kimse yok diyorum. Niye inanmıyorsun sen bana? Ha! Gel buraya gel. Ha! Ne yapıyorsun Kemal? Topla topla. Kemal yapma ne olursun. Ne işi var bu kadın pavyonda ya? Feride nerede kaldın hayatım? Bak sana yemek hazırladım. Hadi soğutmadan gel hemen. Toprak, yemeği boş ver. Pavyona gidiyoruz. Pavyon mu? Doktorun sana iyi geleceğini biliyordum. Ya Cemil'in hayalet gördüğünü nasıl bunu söylemezsiniz ya? Sen endişelenme diye. Benim görevim bu. Sizin için endişelenmek.
aslan. Sürekli hayalet konuşuyorsunuz. İnadına mı yapıyorsunuz? Ya korkuyorum. Gökhan'ın öldüğünü kabullenemediğim için böyle bir hayal kurduğumu söyledi doktor. Ama bitti artık. Artık acı çekmiyor musun yani? Tabii ki çekiyorum. Hem de çok çekiyorum. Ama bir şekilde altından kalkacağım. Başka çarem yok. Biz buyuz işte. Feci acılar çekeriz ama yaşarız bir şekilde. Ya Meral, sen niye kadar gibi içli köfte oldun ya? Eskiden ne güzel şuursuzdun, duygusuzdun. Böyle konuşma kızım. Ben senin bu halini sevmiyorum canısı. Lütfen düzel. Doğru. Tamam. Fabrika ayarlarıma geri döneceğim bebişim. Ha şöyle. Şarkı yarışmasına katılacaksın değil mi? Evet. Çok ünlü olacağım. Beni istemediğine pişman olacak annem. Sonra da ben onu istemeyeceğim. Sizce hangi şarkıyı söyleyeyim? Ya Feride, Seher Hanım yok. Biz niye hala burada duruyoruz? Gördüm az önce içeride, gördüm. İçeri girerken gördüm. Gelir birazdan. Garson falan mı acaba, ne diyorsun? Ha sakın. Öyle olmasın Toprak. Ay yazık. Ay. Sek meyve suydu değil mi? Evet. Siz erkekler var ya, siz erkekler yok musunuz siz erkekler? Siz var ya siz. Siz çok fenasınız biliyor musun? Şu kadıncağızların mağdur durumundan nasıl da faydalanıyorsunuz? Nasıl da faydalanıyorsunuz siz? Ya Feride beni niye dahil etti şimdi, ben hayatımda ilk defa geliyorum pavyona. Gel bir daha istersen, bir daha gel de ne oluyor bakalım. İstersen bir daha gel. Gel bak ben seni ne yapıyorum o zaman. Toprak. Aslında bu kadıncağızlar da birer anne kuzusu biliyor musun? Kim bilir ne kötü şeyler yaşadılar. Neye maruz kaldılar da burada çalışıyorlar Toprak? Belki Seher gibi onların da bir kızı vardır. Söyleyemiyorlardır utançlarından nerede çalıştıklarını. Ay yazık ya, çok yazık. Gerçekten çok yazık ya, çok yazık ya. Of. Birader, çok rica edeceğim. Şu bayanı buradan al götür. Şuraya eğlenmeye geldik, içimizi kararttı şerefsizinle. Tamam birader, sen bak işine. Bak işine. Ne oluyor, ne diyor, ne diyor, ne oldu? Yok bir şey yok. Yok, hallettim ben. Feride!
Seher Hanım. Yazdığım son mektup şu an elimde, okuyup ağlıyorum her kelimede. Demek ki yalanmış aşkın sevginde, mutlu oluyorsun sensiz olur mu? Teselli artık neyi değiştirir ki, elinle kabrimi kazdın demek ki. Ben zaten dünyada gün görmedim ki, son darbeyi vurdun bu son mektupla. Ayrılsak da mutluluk dilerim sana, katlanmak zorundayım gözyaşlarıma. Seher Hanım, lütfen ağlamayın. Ağlamayın. Bakın, anne diyen kızımı sadece bunun için bıraktım. Onun bu batağa bulaşmasını istemiyorum. Ne olur bilmesin, yalvarıyorum size söylemeyin. Seher Hanım, siz istemediğiniz sürece biz hiçbir şey söylemeyeceğiz. Söz veriyorum, merak etmeyin. Bu kadar utanıyorsanız başka bir iş bulalım size. Ayrılın buradan.
Çıkamam ben bu bataktan. Çıkamam. Ona iyi bakın olur mu? Size emanet. Seher Hanım. Bacım ne oldu? Seher ne oldu? Hüda. Neden? Sevda neden insan üzüntü de ölmez? Neden? Canım. Ağlamam. Gördün mü bak, bizden ötesi de varmış. Yaşananların hepsi meğer birer yalanmış. Kaderimde bu da mı vardı? Sevdiğimi başkalarıyla göreceksem eğer kör. Sabahtan beri şarkı söyleye söyleye bitiremedi yarabbim. Ay eşek gibi anırıyor. Oy. Bu nedir ya böyle? Uf, daha fazla dayanamayacağım. Daha fazla dayanamayacağım artık, yeter. Sensiz ben hiç yaşayamam ki, ölürüm hasretinle. Çok güzel söyledin. Ya dürüst olun. Tamam, dürüst oluyorum kanka. Lan iki yerde detone oldum be. Nerede? Vallahi ben de onları bilmiyorum ki. Yeter artık, yeter. Allah kahretmesin, yeter. Ne oldu Neriman Hanım? Ay bir de soruyor. Sabahtan beri eşek gibi anırıyor. E şarkı yarışması için prova yapıyor. Yapmasın. Gitsin arka bahçede yapsın. Yok yok, arka sokakta yapsın. Bu da kafa canım. Aa, tövbe estağfurullah. Ya salla kanka, devam et, boş ver. Meracığım, bir kadın geldi seni soruyor. Annem mi? Yok, annem olsa tanırdın. Kim ki acaba? Eylül, Serkan mesaj da mı atmamış? Ya üzülme kanka, Güney'le biz sizi barıştırırız. Yok hayır, sonra siz bizim yüzümüzden tartışıyorsunuz. Boş ver. Buyurun. Beni tanımadın değil mi kızım? Hastanede karşılaşmıştık. Annene kavuştuğun gün. Ha. Siz annemi yolda bulup hastaneye getirmiştiniz. Annen diyemedi o gün sana. Biz tanışıyoruz aslında. Aynı yerde çalışıyoruz. Bu kadın kim?
Ben tanımıyorum ama sağ olsun kendisi ben düştüğümde beni hastaneye getirmiş. Çok ilgilendi benimle. Ama annem hasta bakıyor. Yok kızım. Annen... Annen aslında... Annem pavyonda çalışıyor. Kimmiş Meral? Hiç. Üst kattaki Meral'le karıştırmışlar. Meral, ben şimdi dışarı çıkıyorum, tamam mı? Güney'le sana pankart hazırlayacağız. Cidden mi? Evet kızım, üzerine Meral yazacağım. Sonra da orada bağıracağım. Meral, Meral! Herkes görsün kızım ya. Benim arkadaşım destekçisi çok. Ya ben de gelsem kanka. Gel kız kader, hadi. Canısı da yazacağım. Meral. Sen iyi misin? Ha. Ya şey, ne giyeceğimi düşünüyorum da. Ya birader sen iyice yapıştın bize, farkında mısın? Ya abi belki kader de gelir diye şey diyor. Sana ne oğlum kaderden? Allah Allah. Sen seçimini Meral'den yana kullanmadın mı? Hem kıza bana en yakın arkadaşını ayarla diyorsun hem de... Abi ya hata yapmışım. Ya hem ben kaderden hoşlanıyorum abi. Vallahi o işi alan birader, ben sana diyeyim. Niye abi? Ya Songül'le sen birbirinizi yediniz sevgili olmadan önce. Hem biz de kaderle yeni bir başlangıç yaparız artık. Lan sen Songül'le beni ne kendine bir tutuyorsun? Bizim hikayemiz kimseye benzemez. Canısı yazmamız lazım zaten. Tabii canım, onu kesin yazarım. Songül, Cenk de mi burada? Gelmiş işte kızı, kovalayayım mı? Bana bak, sen bizim aramızı yapmaya çalışmıyorsun değil mi? Kız kader, ben çöp çatan arkadaş mıyım? Gel. Niye? Tamam, yazıyor bunlar. Ey. Geliyorlar. Merhaba. Aşkım. Sana da merhaba Güney. Ya şey diyeceğim ya. Acaba böyle direkt şunlara başlamadan önce bir sıcak sıcak çay mı içsek? Ha? Hatta hazır parktayken şöyle biraz yürüsek falan el ele. Yok oğlum, işimiz var. Getirdiniz mi kartonları? Bakayım. Oo kader. Rengarenk bu şu an, iyi. Bastır bebişim mi yazsak? Çok güzel olur. Çok samimi bence. Yok ya, çok sulu olur. Sulu mu? Daha ciddi bir şey yazalım yani. Mesela şu nasıl? Meral hanımefendiye baş koyduğu bu yolda başarılarının devamını dileriz. Olur. Slogan beğendiremiyoruz abi.
çok güzel oldun. Bak, benim mavi küpelerimi de takmak ister misin? Bak böyle. Benim fön çektirmem lazım. Salonda görüşürüz. Yurda hiç uğramadan mı gideceksin? Meral! Abi ben hemen birine bakıp çıkacağım. Kafe değil kızım burası. Abi ne olursun ya. Kimi aradın sen? Şey, ya birine bakıp hemen çıkacağım. Bir dakikacık yemin ediyorum lütfen. Anne. Gelmiş. Senin afişlere falan vurmuş, yumruklamış. Sen benim annem değilsin demiş, bağırmış, çağırmış. Çıkmış gitmiş. Osman söyledi şimdi. Meral mi? O bir şey bilmiyor ki. Ya Feride Hanım bana söz verdi, hiçbir şey söylemeyecekti. Seher.
Seher, ben söyledim. Gülmek, sevinmek falan, hayatı yaşamak. Ucundan nefes almak. Ne dersin, bizim şarkımız çalar mı bu akşam? Ya bizim şarkımız var mı ki sevgili? Harbiden lan, bizim şarkımız yok hala. Bence bu akşam bir tane seçelim. Tamam lan, olur. Kızlar, Meral nerede kaldı? Fön çektirecekti. Ama o kadar uzun sürmez ki. Arasana. Arıyorum da. Açmıyor. Açmıyormuş. Aşk olsun ama yanında olsaydınız arkadaşınızın keşke. Ya Feride Hanım, biz pankartları yapıyorduk ondan. Keşke ben gitseydim. Seni aradım her bir yerde. Geliyor, geliyor. Anladım ki yanılgı ortada. Ya Meral, sen neredesin kızım? Her yere geç kalıyorsun. Bari bugün yapmasaydın ya. Meral, ağladın mı sen canım? Nesi var? Meral, ne oldu? Meral? Şimdi İstanbul Koşuyolu Koleji'nden Meral Kendir. Evet, kendisini sahneye alalım. Kader, Meral'in nesi var? Anlamadım, ağlıyor mu?